Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Spotify Wrapped çalma listemi, Spotify Wrapped verilerimi paylaşacağım. Bu Spotify Wrapped 2020 yılında dinlediğim şarkıları, sanatçıları, podcastleri hatta gösteriyor. Bunu yapmamın sebebi ben şarkı önermeyi çok seviyorum. Hatta bazılarınız bana Instagram'dan, YouTube'dan falan yazıyor. Şunu senin sayende dinlemeye başladım falan filan diye. O yüzden ben bu videoları çok seviyorum yapmayı. Tek sıkıntı telif hakkı biliyorsunuz. Telif hakkı çok iğrenç bir şey. O nedenle Spotify Wrapped'i yaptığım zaman çok radara yakalanmadan şarkı önerebiliyorum. O yüzden çok seviyorum bu videoyu çekmeyi. Hem de yıla tekrardan bir bakma. 2020 zaten bir roller coaster yani. O yüzden neler dinledim. Göreceğiz. Ve başlayalım bence. Tamam, şimdi telefonumu aldım. Spotify'ı açıyorum. Hadi bakalım. Heyecanlıyım. Bir dakika, ne? Niye Conan Gray çıkıyor? Türler arasında gezinme tutkusu. Bu yıl 430 tür dinledin ve bunların arasında 159 yeni tür vardı. Tamam, okey. En çok dinlediğim türler. Ulan popo... Ha, yine pop! Ben niye pop dinliyorum abi? Ben indie pop dinlediğim o kadar eminim ki niye bana pop çıkıyor? En çok dinlediğim türler 1 pop, 2 indie pop, 3 rock, 4 Turkish pop, aşk 101, 5 rap. Arkadaşlar, TikTok'ta bir tane video buldum. Şu anki oradaki halimi açıklıyor. O yüzden sizinle paylaşacağım. Can you stay up all night? Bu şarkı her şeyin üstesinden gelmeni sağladı. Bu yıl en çok dinlediğim şarkı Like That Doja Cat. Doja Cat'i seviyorum. Doja Cat gerçekten çok sevdiğim sanatçı. Gerçekten seviyorum. Like That çok iyi şarkı. Like That'i %500 öneririm. Mesela bir sunum yapmaya falan hazırlanıyorsanız, yani kendinizi iyi hissetmeniz gereken bir şarkıya ihtiyacınız varsa Like That kesinlikle öneririm. Çok çok bad bitch gibi hissediyorsunuz Like That'i dinlerken. Ben bunu niye dinlemişim bu sene? Demek ki bad bitch gibi hissetmeye ihtiyacım varmış. (gülüyor) 73 kere dinlemişim. Yani aslında çok da dinlememişim diye anlıyorum. Demek ki birazcık matematik yapmam gerekti şu an ve matematiğe beynim yetmediği için asla. Ancak 2020 gibi bir yıl B planını gerektiriyordu. Bunlar da tekrar tekrar dinlediğin diğer şarkılar oldu. Conan Gray. Conan Gray, bir saniye. Şimdi Like That tamam, onu çözdük. Comfort Crowd çok güzel ağlamalık şarkı. Çok güzel ağlamalık şarkı. Hem mutlu hissediyorsun hem ağlamak istiyorsun o şarkıda. Comfort Crowd'ı kesin öneririm. Clairo çıkacağını biliyordum. Ama Clairo'nun daha fazla olacağını düşünmüştüm. Yani Conan Gray'den daha fazla olacağını düşünmüştüm en azından. Softly de çok çok iyi şarkı. Softly de çok seviyorum. Trouble mükemmel şarkı. Trouble'la alakalı olarak ben kafamda böyle kendi kendime senaryolar yazdığım için Trouble'ı bir tane yazdığım senaryonun içine çok güzel yerleştirdiğim için onu ikide bir sarıp sarıp dinliyorum. Maniac enteresan. Maniac'i çok dinlediğimi düşünmemiştim. Ama burada. Hayır. Hayır. Arkada çalan High School Musical The Musical The Series'den bir şarkı. Ve şu an bunun expose'lanacağını düşünmemiştim. And dreams are meant for sleeping. Gerçek bir lider oldum derken. Peki. Good Fucking Grief güzel bir şarkı. Ama yani buna niye ayrı bir story koyma gereği duymuş Spotify bilmiyorum. Good Fucking Grief güzel bir şarkı arkadaşlar. Öneririm kesinlikle. Şu anki playlistimde bu arada o şarkı. O yüzden şu anki playlistimi takip etmek isterseniz aşağıda link olacak. Geçmişe dön. Bu yıl zaman bir acayip geçtiği için eskiden en sevdiğim bazı parçaları yeniden dinledin. Bu parçalar ne oluyor? Diğer dinleyicilere kıyasladığında en çok hangi dönemi dinledin? Bence 70'ler daha çok dinledim.
Bunun nedenini de söylüyorum. 70'lerin daha çok dinlememin sebebi bir, disco zamanlarına gerçekten inanılmaz ama inanılmaz beğenmeye başladım yani. ABBA dinliyorum, Elton John dinliyorum, Fleetwood Mac dinlemeye tamamen başladım iyice. O yüzden bence 70'ler daha çok dinledim. Olmadı mı? 2000'ler. Ben burada Elton John, ABBA diyorum. Avril Lavigne çıkıyor. Avril Lavigne de çok iyi ama. My Happy Ending de çok güzel şarkıdır. ...2020'de yanında kim vardı? Şimdi... Bu çok güzel bir soru. Bu yıl en çok dinlediğim sanatçıyı tahmin et. Bu videoları, bu 2018 ve 2019'da çektiğim videoları izlediyseniz... Five Sos, Five Seconds of Summer benim 2016'dan beri en çok dinlediğim sanatçı. Five Seconds of Summer, en sevdiğin sanatçı Five Seconds of Summer ile 45 saat geçirdim ve bu onu çok mutlu etti. Bakar mısınız? 2016'nın... 2016'dan 2019'a kadar en çok dinlenen şarkı sanatçım hep Five Sos. Şaşırmadım. Ve bence bu sene de öyle. Ancak Clara da olabilir. Bunların hepsi olabilir aslında. Doja Cat da olabilir, Harry Styles da olabilir yani o kadar. Ama Five Sos ya. Five Sos değişmemiştir. Oha! En çok No Shame mi dinlemişim? Ne? Bu listeyi tahmin etmiştim. En çok dinlediğim sanatçılar böyle olacağını gerçekten kafamda kurgulamıştım yani. Five Sos 1 olurdu, Clairo belki 1 olurdu, emin değilim 2 olmuş. Harry Styles 3, Doja Cat 4. The Neighborhood'u da üniversiteye başladığından beri inanılmaz dinliyorum. Yani bütün albümlerini tekrar tekrar dinliyorum. Bu liste çok makul bir liste o yüzden. Şarkıda Arcade, Eurovision birincisi. Eurovision'ı da çok fazla dinledim ve Eurovision çıkmamasına aslında şaşırdım yani. Artık bilemeyeceğim. Eurovision'ı da çok severim bu arada. Arcade'i de dinleyin. Mahmud'u da dinleyin. Mahmud da çok iyi. Evet, bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Dediğim gibi şarkı önerileri yapmayı çok seviyorum. Bu şarkılardan herhangi birini biliyorduysanız veya bilmiyorduysanız ve benimle beraber keşfettiyseniz o zaman lütfen yorum atın. Konuşalım çünkü şarkılar hakkında konuşmak onun aktivite. Şimdilik bu kadar o zaman. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada alakasız. Çok alakasız. Ama... Eurovision çıkmasaydı gerçekten çok şaşıracaktım. Tekrardan bakarken geldi. Bu da sahne arkası olsun. Eurovision'da dinleyin. Mahmut dinleyin. Görüşürüz.